diğer grupların maçları da oynanacak. Bugünkü karşılaşmaların ilk yarı sonuçlarını ve iki maçın da sonucunu paylaşmış olduk. Shakhtar Real Madrid'i deplasmanda yenip kendi sahasında Borussia Mönchengladbach'tan 6 tane yemesi herhalde gecenin olayı. Gecenin büyük olayı. Şampiyonlar Ligi işte. Yani ya, enteresan. Muhtemelen kötü bir günlerinde yakalandılar. Karşılaşmayı ben izleyemedim ama. Tek ayak üzerinde yakalandılar. Evet, Real Madrid de ilk yarı itibariyle ilk galibiyetini alıyor. Üçüncü maçlar sonunda alacak yani eğer böyle evet, biterse. Biterse Inter karşısında üstelik. Inter karşısında üstelik. Hani bu arada Sergio Ramos 100. golünü atmış evet. Real Madrid formasıyla. Onu da söylemiş. Bu arada sözleşmesi bitiyor ve istediği sözleşmeyi alamadığı konuşuluyor. Adam 35 küsur yaşında ve hala daha ne istiyor? 35 küsur yaşında sözleşme. Ve hala gol atmaya devam ediyor. 34 futbolda, yaşındaymış pardon. Futbolda artık 35 böyle bir yaş sınırı yok. Emre Belözoğlu kaç yaşında? 1980 doğumlu. 40 işte. 40 yaşında ve daha yeni bıraktı. Antrenman yapıyor. Anlattım burada. Evet evet anlattı. Acaba? Yani, Ocak'ta lazım olur belki diye antrenman yapıyorum. Yaş olayı artık çok kesinlikle farklı bir boyuta geçti futbol. İşte Zlatan İbrahimovic'i görüyoruz, Buffon'u görüyoruz, Atiba'yı görüyoruz, Emre Belözoğlu'nu gördük. Daha bunları biz çok görüyoruz. Burak Yılmaz da 40'a kadar oynar. Şimdi az önce bir soru sormuştuk bir izleyicimizden gelen, Furkan Bey'den gelen. Bir başka izleyicimiz öyle bir soru olmadığını iddia ederek bir ithamda bulunmuş. Kendisine ekran fotoğrafıyla gönderebiliriz soruyu. Hemen ben buradan kaydettim zaten onu da söyleyeyim ve Volkan Demir'e yarım kalmıştı sözüm bir gazeteci sorusu demişti. Çatan bir gazeteci sorusu. İstersen cevabını ver. Bu şudur yani işler kötü gittiğinde bu sadece Fatih Terim, Mustafa Cengiz olayı değil. İşler kötü gittiğinde camialarda dönem dönem kuvvet ayrılıkları yaşanabilir. Fatih Terim tek başına Galatasaray'daki en güçlü figürdür. Bunu söyleyeyim. Hiç onun üzerinde bir figür ben görmüyorum Galatasaray camiasında. Şu anda ve Fatih Terim de ve bence yönetimden şikayetçi olduğu noktalar vardı ki bu zamana kadar. Bunları kötü giden bir Alanyaspor maçı ve arkasından hangi deplasmandı? Arkasından bir sonraki deplasmanda Erzurumspor maçının ardından kazanılan Erzurumspor maçının ardından dedi ki ben artık kimsenin arkasında bir yanında değilim. Bu ne demek? Bu işlerde bu fatura, bu ihale birilerine kalacaksa o kişi ben değilim demek. Fatih Hoca başarıda neden Fatih Hoca'ya yazılıyor da başarısızlıkta neden başkalarına yazılıyor tartışmasını ben bir boyut öteye taşıyarak şunu söyleyebilirim. Bugün Fatih Terim'in görevden ayrıldığı bir Galatasaray hayal edelim. Yabancı bir tek Mancini geri geldi diyelim. İşte çok seviliyor ya Mancini şöyle yaptı, böyle yaptı, kondisyon yaptı filan. Ben iddia ediyorum Galatasaray'ın şampiyonluk şansı tamamen ortadan kalkar. Eğer Fatih Terim bugün görevden alınır, ayrılır vesaire başka bir durum olursa. Fatih Terim Galatasaray'ı ayakta tutan temel direklerden bir tanesidir. Kendisinin yaptığı yanlışları burada her programda dile getiriyoruz. Yaptığı eleştiriyoruz da dönem dönem ama Galatasaray camiası için ifade ettiği anlam çok büyüktür. Öyle kolay kolay da vazgeçilebilecek bir figür değildir. Gazeteciler neden bu soruyu sormuyor noktasındaysa Furkan Bey'in sorusuna yanıt olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bir gazetecinin itham ya da bir hakarete varan ya da karşı tarafı zedeleyici bir ifade kullanması meslek etiğine aykırı olduğu için muhabir arkadaşlarımız da tabii ki böyle bir soruyu kendisi sormaz. Ama bir eleştiri olarak ben burada dile getirebilirim. Ya da işte hocam hep başarıda sen ön plandasın, arkasında başarısızlık oldu mu yönetime ön plana atıyorsun diye ben ortaya atabilirim. Ama ben de bu görüşe şahsen katılmıyorum. Furkan kardeşim Galatasaraylı ama gördüğüm kadarıyla Fatih Hoca konusunda biraz olumsuz bakıyor. Ben onun kadar olumsuz değilim. Evet, cevap da vermiş olduk böylelikle bu soruya. Sanırım bir WhatsApp sorumuz var. WhatsApp sorumuz var mı? Hemen getirelim WhatsApp sorumuzu ekrana. Var. İyi akşamlar. Üsküdar'dan Batuhan ben. Bir sorum olacak. Sizce Fenerbahçe açık ara önde şampiyon olacak mı? Erken şampiyonluk ihtimal dahilinde var mıdır? Batuhan Bey'in sorusu. Yani
tamam lig çok kaliteli değil de o kadar da kalitesiz değil yani. Sonuçta Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk yarışında varsa Fenerbahçe diyelim son 10 hafta içerisinde yanında en az 2 takım daha olur diye düşünüyorum. Ben şimdi fikstürün Mayıs ortasında bitiyor galiba değil mi? Gibi. Mayıs ortası, 19 Mayıs olması lazım. Şimdi tam hemen anımsayamadım ama şöyle söyleyeyim. Fenerbahçelerin hep böyle konuştuğu şey vardır. Nisan ayı şampiyonluğu vardır. Bu arada şeye bakıyorum. 16 Mayıs'ta bitiyormuş lig. 16 Mayıs'ta bitiyor. Nisan ayında kazanılan bir Ersun Yanal'la bir şampiyonluk var. O döneme göre daha kolay Nisan ayında şampiyon olmak. Böyle cevap verebilirim. Yani bir 3 hafta öncesinde işte 9-12 puan arası bir fark yakalarsanız 3-4 hafta öncesinde bir şampiyonluğu ilan etme durumu söz konusu olabilir ama şunu söyleyeyim, Serdar abiye katılıyorum. Bence en başta Alanya ve Başakşehir bu işi sonuna kadar götürecekler. Ve kesinlikle ve kesinlikle şu anda istedikleri kadar eleştirilsinler. Galatasaray ve Beşiktaş da, Trabzon için maalesef aynı şeyleri söyleyemiyorum görüntü itibariyle. Galatasaray ve Beşiktaş da bu yarışın içine dahil olacak. Ki zaten Galatasaray şu anda da yarışın içinde de Beşiktaş da dahil olacak. Beşiktaş da bu arada konudan konuya atladım ama Malatya maçı da inanılmaz beğendim. Onu o konuya gelmeden önce istersen Gezal'ın basın toplantısına bir götürelim izleyicilerimizi. Yapılan yeni transferler arasında en çok göze çarpan oyuncu olmaya başladı Gezal performansıyla birlikte. Ve basın toplantısında da çok iddialı ifadeler kullandı. Beşiktaşlı futbolcunun açıklamalarına bir göz atalım, ardından değerlendirmelere devam edeceğiz. All other player who helped me since the first day. Sözlerime ilk önce ben İzmir'de olan depreme değinerek başlamak istiyorum. Orada bu depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Kiminle konuşursam konuşayım Beşiktaş ile ilgili herkes bana çok güzel şeyler söylüyor. Bunları duymaktan da çok mutlu oluyor. Herkes bana tabii öncelikle taraftarlardan bahsetti. Taraftarların ne kadar çılgın olduğunu, o boyutu. Beşiktaş'tan teklif aldığım için de çok heyecanlandım. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne gelme fırsatı, bir meydan okuma, kendi limitlerimi zorlama şansı elime geçmişti. Gerçekten o aile hissiyatını İçeride hissediyoruz hepimiz. Şu anki gidişatımız güzel. Bu gidişatımızla neden şampiyon olmayalım? Zaten bunu gerçekleştirmek, bu şampiyonluğu kazanmak için var gücümüze çalışıyoruz. Süper Lig, ben birazcık Fransa Ligi'ne benzetiyorum Süper Lig'i. Türkiye Süper Ligi'nin kalitesi en azından bana biraz Fransa Ligi'ne andırıyor. VAR'la ilgili Premier Lig'de hakemlerin karar alma süresi çok daha kısa. Onu söyleyebilirim. Fransa Ligi'nde ya da İtalya Ligi'nde burada da birazcık süre uzuyor. İngiltere'de kararların çok hızlı alınabildiğini söyleyebilirim. Çok güzel, çok harika bir atmosferdi. Isınmada maçtan önce takım, stadyum fulldü. Herkes ayaktaydı. İnanılmaz bir atmosferde çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Umarım bu tecrübeyi en kısa zamanda tekrar yaşarım. Yaşamayı çok istiyorum. Feghouli ile daha henüz konuşmadım. Çünkü Galatasaray'ın futbolcusu. Henüz daha kendisiyle temasa geçmedim. Ama umarım dediğin gibi maçtan sonra üzülen taraf o olur. Bu tarz maçlar tabii taraftarlar için, kulüpler için de çok önemli. Prince konusuna da gelirsek onunla da hala Instagram'dan falan bazen konuşuyoruz. Bana hatta Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. Daha şimdiden derbide planları var Gezal'ın. Derbide Feghouli'yi üzmek istiyorum ifadesi de enteresan. Genel olarak da iddialı konuştu. Ve aslında bunu da sahaya baktığımız zaman en azından şu evrede yansıtan bir oyuncu. Serdar, istersen sen hem Gezal'ı değerlendir, ardından Beşiktaş'ın son maçında Volkan Demir'in gözlemlerini alacağım. Şimdi son maçtan sonra burada yaptığımız programda Feyyaz Hocam'la birlikteydik. Feyyaz Hoca çok güzel özetledi. Zaten maç sırasında da konuştuk kendisiyle. Gezal'ın Larine yaptığı asist değil. Asist ötesi bir şey. Orta hiç değil. Bu tarz pasları Sergen Yalçın, Alex Hacı gibi yetenekler verir. Kafaya çarptırma diyebileceğimiz bir pozisyonda o. Ve bu oyuncuyu da Sergen Hoca getirtti. Yani Sergen Hoca'nın kendi listesinden gelen bir oyuncu. Çok istiyordu ve yönetim getirtebildi. Kolay bir transfer değildi. Kesinlikle oyun zekası çok üst düzey oyunculardan biri. Yetenekli oyuncu. İşte o Cagliari'nin Denizli Spor maçında attığı arka direkt golünde de o Rozier paslaşması, o da çok etkili oldu. Dolayısıyla iyi bir transfer. Hem Gezal hem de Rozier için. Son gelen transferler. Yani bunlar
daha erken gelseydi çok daha farklı işler olabilirdi ama maddi imkanlar bazen buna izin vermiyor. Evet. Şimdi Volkan da güzel söyledi. Malatya maçı Beşiktaş iyi oynadı.